Hadi arkadaşlar, gelin birlikte bugün büyük sayılar yasasını öğrenelim. Bu matematik ve olasılıktaki en sezgisel konulardan biridir. Yani anlaması sezgilerinizi kullanarak oldukça kolaydır. Yalnız çok fazla alanda kullanıldığı için çoğu zaman yanlış kullanım ya da yanlış anlaşılmalarla karşılaşırız. Sonuçta bu bir matematik dersi olduğu için konuyu matematiksel açıdan ele almamız gerek ve videonun başında biraz daha resmi olmak için gelin önce bir birlikte tanım yapalım sizinle. Tanım yapmamız gerek. Sonra da neden sezgisel olduğu hakkında konuşmalıyız. X. X bizim rassal değişkenimiz olsun. Tamam mı? X. X'in beklenen değerini ya da ana kütle ortalamasını bildiğimizi varsayalım. Büyük sayılar yasasına göre rassal değişkenimize alt n tane gözlem yapıp, bu gözlemlerin ortalamasını aldığımızda, başka bir değişken daha belirleyelim. Mesela x alt indis n olsun. Üzerine de bir çizgi çizelim. Bu değişkenimize ait n tane gözlemin ortalaması oluyor. Diyelim ki, deneyi bir kere yaptık ve bunu gözlemledik. Bir kere daha yapınca da bunu ortaya çıkardık. N kere yaptığında da bu toplamı gözlemlerin sayısına böleceğim. Böylece N kere yaptığım gözlemin ortalamasını elde etmiş olacağım. Büyük sayılar yasası örneklem ortalamasının rassal değişkenin beklenen değerine yaklaşacağını söyler. Tekrar ediyorum. Büyük sayılar yasası örneklem ortalamasının rassal değişkenin beklenen değerine yaklaşacağını söyler. Bunu örneklem ortalamasının n sonsuza giderken ana kütle ortalamasına yaklaşacağı şeklinde de yazılabileceğini unutmayalım. Bunun neye yaklaştığı ya da yakınsadığı konularında biraz gayri resmi olacağım ama bunu derken yeteri kadar büyük bir örneklem alırsam eğer, ana kütle için beklenen değere varacağım demek istiyorum. İşin sezgisel olmasının sebebi de bu zaten. Eğer yeteri kadar deney ve gözlem yaparsam, beklenen değerleri ve olasılıkları elde ederim, öyle değil mi? Yani ne kadar çok deney ve gözlem, o kadar bizi doğruya yaklaştıracak. Şimdi, bunun neden böyle olduğu konusundaki yanlış anlaşılmaya değinmek istiyorum. Hatta bundan önce size bir örnek vereyim. Diyelim ki, rassal değişken x hilesiz bir para 100 kere atıldığında gelen tura sayısı olsun. Bu değişkenin beklenen değerini biliyoruz, öyle değil mi? Yaptığımız denemelerin sayısı çarpı istediğimizi elde etmemizin olasılığı. Yani 100 çarpı 0,5'ten ne ediyor? 50. Büyük sayılar yasasına göre Bundan bir örneklem alırsam eğer ya da bu denemelerin bir bölümünün ortalamasını hesaplarsam, mesela 100 kere yazı tura attığımızı ya da 100 parayı bir kutuya koyup kutuyu salladığımızı düşünelim. Kapağı açtık ve 55 tane tura gördük. Bu birinci deneme. Kutuyu bir kere daha salladık. Bu sefer de 65 tane tura geldi diyelim. Bir kez daha yaptık. 45 tane geldi. Bunu en kez tekrar ediyoruz. N sayısı kadar en kere ya da n kere tekrar ediyoruz. Ve sonra da bu toplamı yaptığımız denemelerin sayısına bölüyoruz. Büyük sayılar yasasına göre neymiş? Denemelerimizin ortalaması n sonsuza giderken 50'ye yakınsar. Yani 50'ye yaklaşır, 50'ye yakınlaşır. Ya da n 50'ye giderken, hayır bu doğru değil. n pardon, sonsuza giderken demeniz. n sonsuza giderken sayımız 50'ye ortalamamız 50'ye İyice, i'den I'ye yakınlaşır. Peki bu neden böyle? Ya da sezgisel olarak bu nasıl oluyor da böyle oluyor? Birçok insan yüz denemeden sonra eğer ortalamanın üstündeysek olasılık yasalarının bana daha az ya da daha çok tura vererek durumu dengeleyeceğini düşünür. Ama bu doğru değildir. Hatta bunun bir adı bile var. Buna kumarcı yanılgısı denir ya da kumarbaz yanılgısı da denir. Aralarındaki farkı bu örnek üzerinden sizlere açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bu n, Yani x ekseninde denemelerin sayısını gösteren n değeri. Y eksenine de örneklem ortalamasını koyacağız. Beklenen değerimizi biliyoruz. Bu rassal değişkenin beklenen değeri kaçtı? 50 idi. Evet, onu da buraya çizelim. Burası 50. Örneğimize dönersek, birinci denemede ortalama 55'ti. İkinci deneme sonunda ortalama 55 artı 65 bölü 2'den 60 olacak. Yani ortalama biraz yükseldi. Sonra ne yaptı? 45 elde ettik. Bu ne yaptı? Ortalamayı biraz düşürdü. Unutmayın, bu grafikte 45'i göstermeyeceğiz. O ana kadar yaptığımız tüm denemelerin ortalamasını bulmamız gerekiyor. 45 artı 65 ne eder? Ne olacağını göstermek için bunu hesaplamak istiyorum. 55 artı 65, 120'ye 120 der. 45'e ayıklarsak 165, 3'e böldüğümüzde ee, ne diyor? 300 ve 53. Sonuç olarak 165 bölü 3 yaptığımızda 53. E, hayır hayır çok özür diliyorum yanlış şey yaptım pardon. 55. Evet <laughs> ortalama 55 olacak. Ne olacak? 60'tı 55'e geriledi. Bu denemeleri yapmaya istediğimiz kadar devam edebiliriz. 3 deneme sonunda ortalama burada gözüküyor, öyle değil mi? Bazıları olasılık tanrılarının bize daha az tura vereceğini, yani sonraki birkaç denemede daha az tura geleceğini ve böylece ortalamanın daha da düşeceğini düşünür. Ama tekrar ediyorum, bu doğru değil. Denemelere devam ettikçe olasılık değişmiyor. Tura gelmesinin olasılığı birinci denemede de, ikinci denemede de, 115. denemede de hala %50. Yani denemeye başladığımda daha fazla tura gelsin diye birdenbire daha çok yazı gelecek diye bir şey yok. Kumarcı yanılgısıyla kastettiğim şey de tam olarak bu. Uzun süre boyunca daha çok tura geldiyse, yani orantısız olarak tura geldiyse, daha fazla ya da orantısız olarak yazı gelmeyecektir. Büyük sayılar yasasına göre, mesela bakın, diyelim ki belirli bir sayıdaki denemeler sonucu, her ne kadar olasılığı düşük olsa da Evet diyelim ki böyle bir ortalama elde ediyoruz. Mesela 70 olsun. Bu noktada beklenen değerden oldukça saptığınızı düşünebilirsiniz. Ama buradaki deneme sayısı büyük sayılar yasasının hiç umurunda bile değil. Çünkü daha sonsuz sayıda deneme var ve sonsuz sayıdaki denemenin beklenen değeri özellikle de böyle bir durumda işte tam olarak da budur. Bunun için sonlu sayıdaki denemenin ortalamasını aldığınızda bu ortalama yüksek çıksa bile sonsuz sayıda deneme sonrası ortalama beklenen değere yakınsar. Yani yakınlaşır. Evet, oldukça gayri resmi bir şekilde anlattım arkadaşlar ama büyük sayılar yasasının bize söylemeye çalıştığı şey tam olarak budur. Ve çok da önemlidir. Kısacası sakın ama sakın büyük sayılar yasasının uzun bir süre daha fazla tura geldiğinde bunu takip eden denemelerde ortalamayı dengelemek için yazı gelmesinin olasılığının arttığı anlamına geldiğini düşünmeyin. Böyle bir durum yok tekrar ediyorum. Sonlu sayıdaki denemelerimizin sonucunda belli bir ortalama elde ediyoruz. Ama daha sonsuz sayıda deneme var. Ve bu denemelerden yeteri kadar yaparsanız ortalama beklenen değere yakınsar. Evet bu bilmesi ve hakkında düşünülmesi gereken çok önemli bir bilgi. Ama günlük hayatta mesela piyango ya da kumarhanelerde kullanılmaz. Çünkü yeteri kadar çok deneme yapıldığında hatta isterseniz bunu hesaplayabilirsiniz bile. Evet deneme sayısı arttıkça işlerin değişebilmesinin olasılığının ne olduğu hesaplanabilir. Dediğim gibi kumarhane ve piyangolarda kısa dönemlerde çok sayıda insan arasından birkaçı turnayı gözünden vurabilir. Ama uzun vadede oyunun kurallarını belirledikleri için kazanan hep kumarhaneler ve piyango teşkilatları olacaktır. Zaten siz siz olun kumarhanelerin önünden bile geçmeyin arkadaşlar. Unutmayın kumar kötü bir alışkanlıktır. Ne demişler? Ocakları batırır. Ama çoğu insan arada bir de olsa piyango oynar değil mi? Bazıları her zaman oynar. Birçok piyango şeyi vardır. Her gün birini oynar falan. Her neyse anlatmaya çalıştığım şey bu konu olasılıkta çok önemli bir konudur ve sezgisel olduğu konusunda da herhalde sizinle anlaştığımızı umuyorum. Burada rassal değişkenler kullanarak yaptığım açıklamalar lütfen kafanızı karıştırmasın. İşin özü, örneklem sayısını ya da deneme sayısını arttırdığınızda, o örneklemin ya da denemelerin ortalamasının gerçek ortalamaya yaklaşacak olması ya da daha kesin olmak gerekirse örneklemimizin ortalaması, ana kütlenin gerçek ortalamasına ya da rassal değişkenin beklenen değerine yakınsayacaktır, yani yaklaşacaktır. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.